Tekrardan selamlar arkadaşlar. Sıradaki tarihi yerimiz ise yine bir mağara. Bu sefer büyüklüğü ile değil, iç yapısındaki sarkık ve dikiklerle muhteşem bir görsel sunan Damlataş Mağarası'ndayız. Alanya'da Alanya Kalesi'nin batı yakasında bulunan bu mağara özellikle havası ile meşhurdur ve astım hastalarına iyi geldiği söylenmektedir. Gezimiz dahilinde bulunan Karayın Mağarası ile karşılaştırıldığında boyut olarak epey küçük olan bu mağarayı Alanya'ya yol düşen herkese tavsiye ediyoruz ve Alanya'nın meşhur Kızıl Kulesi'ne doğru yola çıkıyoruz. Yolculuğumuzun bir sonraki adresi Damlataş Mağarası'nın hemen dibinde bulunan Alanya Kalesi. Alanya Kalesi kökeni bakımından Helenistik döneme kadar dayansa da asıl mimari dokusunu Selçuklu döneminde kazanmıştır. Zamanımız çok olmadığından ve kale çok büyük olduğundan biz bu gezimizde yalnızca kalenin iki bölümünü gezebildik. Kızıl Kule ve Tersane. Kızıl Kule 1226 yılında Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Belli bir yükseklikten sonra taş blokları kaldırmak zor olduğundan dolayı kule pişmiş tuğlalar ile tamamlanır ve kırmızıya çalan bir görüntü kazanır. Bu nedenle de Kızıl Kule olarak anılır. Kulenin içini gezerken insan kendini o dönemde yaşanan savaşların içindeymiş gibi hissedebiliyor. Kulenin birinci katı ise günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. Tersane ise Kızıl Kule'nin birkaç metre uzağındadır. Yine 1. Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan tersane, daha önce Karadeniz'de de bir tersane olmasından dolayı sultana her iki denizin sultanı unvanını kazandırmıştır. Alanya'ya yol düşecek olan arkadaşlara, şehir merkezine hayli yakın olan bu tarihi yerleri görmelerini tavsiye ediyoruz. Bir sonraki tarihi yerde görüşmek üzere, hoşça kalın.